Herkese günaydın arkadaşlar. Saat şu anda sabahın 7'si. Maskemizi taktık, yola düştük. Bugün yaklaşık 6 ay sonra ilk defa bir seyahate gidiyorum. Uzunköprü'ye gideceğim. Bir gece 2 günlük küçük bir seyahat olacak benim için. Annemler, kardeşlerim tatildeler. Onlarla da nasipse orada görüşeceğiz. Bu kadar uzunca bir sürenin sonunda tatile çıkmak, yani bir günlük bir olsa küçük bir tatile çıkmak çok ilginç. Çünkü bir yandan korkuyorsunuz, bir yandan da gitmek istiyorsunuz. Bakalım gün bize neler getirecek. Şimdi minibüse yetişeceğim. Otogar'a gitmem gerekiyor. Ama önce giderken birkaç parça bir şey almam lazım. Onları da halledeceğim. Ondan sonra ufak ufak yola düşeceğiz. Otobüsüm saat 8'de. İnşallah bir aksilik olmazsa yetişeceğim. Evet. Sokaklarda kimsecikler yok. Yavaş yavaş gidelim artık. Bu arada maskeyle konuşmak çok zor. O yüzden böyle ses nefes nefese kalmış gibi geliyor. İdare edin azıcık. Buyurun. Teşekkür ederim. Bir dakika, video molası vereceğim. Şunları çantama yerleştirmem lazım. Kahvaltılığımızı da aldık. Şimdi araç bekleyeceğiz. İnşallah çabuk gelir. Benim şimdi 45 gibi. Otobüs şirketinde olmam gerekiyor. Bekleyelim bakalım. Kaptan, bir tane otogar alır mısın? Teşekkür ederim. Hadi sonu koyalım. Teşekkür ederim. Evet, otogara geldik. Şimdi otobüs firmasını bulmam gerekiyor. İstanbul seyahatle gideceğiz. Bu arada pandemi sürecinin 5. ayındayız. Ben ilk 3 ay neredeyse hiç toplu taşıma aracı kullanmadım. Son 2 aydır kullanıyorum. Onun da sebebi şu. Araba kullanmayı bilmiyorum. İdim. Dolayısıyla İngilizce kursum var. Nişantaşı'na gitmem gerekiyor. Ve mecburen otobüse binmem gerekiyor. Ona da binmeye başlayınca dedik ki koyuver gitsin, bile yapacak bir şey yok. Ama her ne kadar bugün otobüste gidiyor olsam da yaklaşık olarak yani 5 aydır işim haricinde neredeyse hiç sokağa çıkmıyorum. Yani hafta sonu herhangi bir yere gitmiyorum vesaire. Bugün böyle bir aksiyon yaptık.
Ama tabi güvenlik tedbirlerimiz de aldık. Kolonyalarımız, ıslak mendillerimiz vesairelerimiz hep çantamızda. Bakalım nasıl bir seyahat olacak. Yani uçaklar güvenli, otobüsler de güvenlidir diye tahmin ediyorum ama birazcık da ne kadar steril ediyorlardır diye düşünüyorum. Şimdi gideyim otobüs firmamı bulayım bakalım. Neredeymiş? PNR koduyla da aldım bileti internetten. PNR kodu verdiler. Şimdi bileti bastırmam lazım mı? Değil mi onu bilmiyorum. Göreceğiz. Bu arada iş için arada sırada gelsem de uzun zaman oldu seyahat için gelmeyeli. Onu da arabada anlatırım. Heh, buldum. Tam karşımda İstanbul seyahat. Bayağı bir yol yürüyeceğim. Günaydın. İnternetten bilet almıştım. Bastırmama gerek var mı? Yıldız Hanım mı? Hamide Çalışkan. Uzun Köprü kız arabası. Numara kaç aşağıda? Kontrol numarası. 9. Hayırdır? 660-05-09. Buyurun. Kapıdan çıkın. Soldaki yazarın arkasından alın. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. Biletimizi aldık. Soldaki yazıhanenin arkası dedi. Pardon, uzun köprü arabası buradan mı kalkacak? Hiç bilmiyorum. Soldaki yazıhanenin arkası dedi ama. Ben onu söylemedim. Yazmıyorum ya. Dur bakalım. İndik melamete gideceğiz, kıyamete göreceğiz şimdi. Evet, neyse görebiliriz, sorduk. Doğru yerde bekliyormuşuz. Otobüsü bekliyoruz şu anda. Adam en az aşağısı olan da benim. Küçücük bir sırt çantasıyla seyahat ediyorum. Çünkü bir gün kalacağım. Bu arada gözümde güneş gözlükleri var. Ama böyle saçma sapan bir şekilde takıyorum. Çünkü bu maskeler yüzünden güneş gözlükleri buharı yapıyor. Nefes verdiğinizden içeriden hiçbir şekilde göremiyorsunuz. Şu otobüse hayırlısıyla bir adım atsam ne için rahat etse. Neyse, otobüste görüşürüz. Evet arkadaşlar, otobüsümüzü bulduk. Yerimize yerleştik. Şimdi
Bakalım neler olacak. Birazdan tekrar görüşmek üzere. Ben bir iyice yerleşeyim. Yerine yerleştim. Böyle maskenin altına çaktırmadan yemek yiyor. Çünkü maalesef maskeyle korunsam bile alerjik jinitim var. Biliyorsunuz yine küçükmüş boğaz enfeksiyonu yakalandım. Kanımı durduracağım. Sonra da ilaç içmem gerekiyor. Ayrıca salatan bir yerde bir antibiyotum var. O da şöyle. Bir diş eti problemim var. Dolayısıyla diş etimin tat yaptı. Bir de salatan bir yerde onun için de içeceğim. Bakalım bir yol çıkalım ne olacak. Başladık. Bu arada dediğim gibi hani insanlar rahatsız etmemek adına baktıktan kayıt yapıyorum. Bu da ses kalitesi kötü oluyor. Bağıra bağıra konuşamıyorum. Şöyle deneyeyim. Maskenin altına sıkıştırayım. Şimdi ben yaklaşık olarak 15 yıldır otobüse binmiyorum. 15 yıldır aracımız var. Ama ondan önceki süreçte aşağı yukarı yani 20 yıl sürekli otobüsle seyahat ettik. Benim annem Trakyalı. Yani teyzem de Trakyalı olmasından anlayacağınız gibi. Dolayısıyla yani çocukluk dönemimin hemen hemen her yaz ve sömestr tatili Trakya'da geçti. Bir de rahmetli babam annemin köyünü çok sever, tanıdı, ismi Sakrabat, çocuklarda çok gitmeyi sevdiği için hani çok fazla gidiyorduk. Bu yüzden hani 20 yaşıma kadar neredeyse işte İstanbul otogarı yapılana kadar Topkapı Otogarı'nda seyahat ettim. İstanbul Otogarı yapıldıktan sonra da aşağı yukarı bir 8 yani 3-5 yıl herhalde buraya gittim geldim. Yani 15 yıl olmuştu tahmin ediyorum. En son Tarık Üniversite'ye gittiğinde dönüşte beraber gelmiştik otobüsle. Ondan sonra hiç hatırlamıyorum otobüse bindiğimi. O yüzden 15 yıl sonra ilk defa bir otobüs seyahati yapıyorum. Bakalım nasıl geçecek. Bizimkilerle de konuştum. İşte 9 gibi onlar Çanakkale'den çıkacakmış. Herhalde 4-4,5 saat olacak. Yani bir uzun köprüde böyle bir 1 saat, 1,5 saat geçireceğiz. Eğer muavin arkadaşım dediği sürede varmayı becerirsek. Hayırlısı. Şimdi ben kitabımı aldım yanıma. Jojo Maners'in Üstümüzde Gökyüzü, Altımızda Deniz diye bir kitabı. Yani yarısına falan geldim zaten. Yolculukları geri kalanını bitireceğim. Yolculuk bittiğinde görüşürüz hepimizle. Evet arkadaşlar, uzun köprüye indim. Biraz maceralı bir yolculuk oldu. Otobüs beni Lüleburgaz'da unuttu. Sayım yapmadılar.
Bu soru sayım yapmayınca da beni orada unutmuşlar. Allah'tan sağ olsun oradaki yetkili arkadaşlar yardımcı oldular da hemencik olaya müdahale edebildik. Evet. Şimdi başlayalım geziye. 2 saat kadar buradayım. Belki biraz daha fazla olabilir. O yüzden Zükebi'nin gezilecek olan yerlerini dolaşacağım. Evet arkadaşlar, şu anda Uzun Köprü'nün yanından yürüyorum. Niye üstüne çıkmadım? Çok küçük bir yürüme yeri var. Araçlar biraz tehlikeli olabilir diye. Oradan gitmek istemedim. Böyle yanından bir yol var. Oradan Ergene Nehri'ne, Uzun Köprü'nün üzerine geçtiği Ergene Nehri'ne kadar gidilmeye çalışacağım. Orayı da size göstermeye çalışacağım. Hava biraz fazla sıcak. Uzun Köprü de bayağı bir uzun. O yüzden bu süreç biraz fazla uzun olabilir. Uzun Köprü'nün tarihiyle ilgili size bir şey söyleyemeyeceğim ama muhtemelen videonun sağına soluna bir köşesine mutlaka onunla ilgili bir çalışma yaparım. Evet, böyle gitmeye devam ediyor. Şimdi buradan da tam tersi istikamete gideceğiz. Güzel bir kilise varmış. Kent müzesi varmış. Tarihi bir iki cami, türbe falan varmış. Onları gezeceğim. Dediğim gibi 2 saatten fazla buradayım. O yüzden bunu da size böyle video hazırlayarak geçirelim dedim. Evet arkadaşlar, gelirken de biraz araştırdım. Şu anda Ergene Nehri'ne vardım. Vardım diye tahmin ediyorum ama büyük ihtimalle bu küçük bir kolu, buradan öteye gidemeyeceğim. 1427 yılında Uzun Köprü Mimar Muhittin tarafından yapılmış. Tabii benim tahminim şu. Hani köprünün uzunluğunu varsayarsak büyük ihtimalle şu alanlar da o zaman Ergene Nehri'nin bir parçasıydı. Fakat şu anda su çekilmesinden dolayı bunun ben daha yani buranın bir kol olduğunu biliyorum. Çünkü geçen sefer geldiğim zaman karşı tarafa geçmiş oradan inmiştim. Ama oraya kadar yürüyemeyeceğim. Çünkü gerçekten şu anda bile çok uzun bir alan yürüdüm. Yani bu bütün köprüyü bitirip tekrar geri gelmem lazım. Valla burada da şöyle derme çatma bir şey var ama şu anda tek başıma olduğum için onun üstünden geçme riskine giremiyorum. Yani sonuçta burası da Ergene Nehri'nin bir kolu şu anda. Amacım zaten size köprüyü göstermekti. Evet, şimdi yavaştan geri dönelim ve gezeceğimiz diğer yerlere gidelim. Yalnız bayağı da bir yürüdüm ha. Yani neredeyse, dur bakayım, şuralarda bir yerde, yani şunun bir arkası, yanlış değilsem nehrin ana kolu. Ya baya baya bir ortasına kadar geldim yani. Ama dediğim gibi büyük ihtimal yani bütün bu alan da o zaman nehrin bir parçasıydı. Yoksa niye bu kadar uzun bir köprü yapsınlar? Ama tabii ki 1427'den buraya gelene kadar kurmalar, kuraklık, tarım arazisi açma çabaları vesaire derken ben yanlış değilsem nehir şu anda yani tahmini söylüyorum. Hani 100 metre genişliğinde falan herhalde o tahminim. Evet, şimdi dönüş yoluna geçtim. Dediğim gibi öteki taraf güvenli olmadığı için daha fazla gidemeyeceğim. Ama şöyle, bizimkiler geldiğinde eğer bu güzergahtan geri döneceksek belki diğer taraftan gelip de sizler o taraftan da bir gösterebilirim. Şimdilik ben geri dönüşe devam ediyorum. Evet, köprü bitirmem az kaldı. Neredeyse döndüm. Ama hava inanılmaz sıcak. Trakya'nın kuru soğuğu da çok kötüdür. Özellikle öğlen vakti bu sıcağı da çok kötüdür. Yani bünye alışık olsa da şu anda
Bir an önce bir yer bulmam lazım. Azıcık serinlemem gerekiyor. Kafama güneş geçecek yoksa. Zaten bir benim gibi beyaz tenliyseniz muhtemelen bugün bizimkiler gelene kadar gezdiğim süreç içerisinde şöyle görebiliyor musunuz? Istakoz gibi falan olacağım yani. Tamam amele yanığı formunda. Şimdi burada minibüsler de var. Aslında onlarla da karşı tarafa geçebilirim ama oradan indikten sonra epey bir yürüyüp tekrar dönüşte minibüse binip gelmem gerekiyor. Onu yapmak istemedim. En azından köprü ambiyansını size buradan göstermiş oldum. Baya baya uzun ya. Yapan yapmış. Allah razı olsun. Evet. Şimdi size bir de köprünün buradan halini göstereyim. Gördüğünüz gibi yaya yürüyüşüne uygun değil. Baya baya uzun yani. Bu da Sultan II. Murat'ın onun döneminde yapılmış bu köprü. Onun bir heykeli. Şimdi ben şu yoldan devam edeceğim. Müzeyi gezeceğim. Kiliseyi gezeceğim. Camiyi gezeceğim. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Aslında minibüs var ama nerede inip nerede bineceğimi bilmediğim için yürüyerek gezeceğim. Bakalım bizi nereye götürecek. Bizimlerin uzun köprünün sanayisinden içine dolaşa dolaşa böyle gidiyoruz. Kilise bu yolun ilerisindeymiş. Bakalım gidelim. Evet, şurada karşıda bir bina gördüm. Herhalde orası diye tahmin ediyorum ama sanki restore edilmiş gibi geliyor. Bakacağız bakalım. Evet, eski bina herhalde restore etmişler oraları. Araba sesleri olmasa çok güzel sessiz, sakin. Ama araba sesleri yüzünden de acayip yankı yapıyor. Her taraf sanki çok kalabalıkmış gibi geliyor. Valla kapılar mafalar kapalı ama içeriye gezebiliriz inşallah. Burasıdır diye tahmin ediyorum en azından. Evet. Şöyle bir aziz Aziz Loannis Kilisesi'ymiş. Şöyle. 1875'te Uzunköprü'de yaşamlarını sürdüren Rumlar tarafından inşa edilmiş. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Şöyle giriş kapısı arayacağım. Trakya'nın genelde eski köyleri Rumlardan kalmadır. Halen daha içerisinde eski Rum evleri, bazı köylerin içerisinde eski Rum evleri mevcuttur. Buradan kilitle. Bir de ön kapıyı deneyeceğim. Orası da kilitliyse artık yapacak başka bir şeyimiz yok. Yani dış cepheden zaten bina çok da bir kilise havasında değil. Şöyle hatta şu köşeden çekeyim size. Aslında çok da bir kilise havası yok. Hatta kilise havasından ziyade yani külliye gibi bir şeye benziyor. Yani çan kulesi yok, çan yok. Dışında herhangi bir sembol yok. Yani bir de şu kapıları deneyeyim. Yani şu anda kapalı, içeriye giremiyoruz. Üzerine bir şeyler yazmışlar. Evet. Kilise maceramız buraya kadar. Yani içini görmeyi çok isterdim ama
Bence bu tarz bir yapının Edirne'deki en azından içini açık bırakmaları lazımdı. Gelen giden görsün. Şimdi bir sonraki durağa gidiyoruz. Şimdi şöyle bir sıkıntımız oldu. Muradiye Camii'ne gittim. Muradiye Camii'nde öğle namazı saati var. Bir üzerine cenaze vardı. Dolayısıyla orayı bir yarım saat 40 dakika yakın herhalde ziyaret edemeyeceğim. Oradan da kent müzesine gidelim dedim. Orası da şey, öğle paydosunda. Şimdi böyle bir kafe mafe gibi bir yer bakacağım. Hem karnımızı doyururuz. Hem de şey, vakit geçirmiş oluruz. Bakalım neler bulacağız. Aslında şöyle bir ev yemekleri burada nerelerde buluruz ona bir bakalım. Evet, uzun köprü kent müzesine geldik. Burası belediyeye ait bir kurum. Gerçekten ilginç ve güzel şeyler var. Şimdi yeni nesil bu daktiloları bilmez ama. Ha, İstanbul'dan geliyorum. Hemen. Evet, kent müzemiz bu kadar. Herkese günaydın. Saat sabah 6 çeyrek. Şu anda daha yeni gün doğuyor. Uzunköprü'de işte Muradiye Camii'ne. Ha bu arada bu gözüken enişte süt götürüyor. Burada ineklerimiz falan var, gösteririm bir dakika. Muradiye Camii'nde cenaze namazını beklerken maalesef gezme şansım olmadı. Çünkü namaz bitti, bizimkiler geldi. Ben camiye bir türlü gitmeyi beceremedim. O yüzden bir dahaki uzun köprü seyahatine kaldı. Hadi gelin biraz etrafı gezelim. Şöyle önce bir karşı. Şu gördüğünüz şey bir saman yığını. Üzeri örtülü ıslanmasın diye. Şimdi teyzemin evi burası. Şöyle bu arazinin yarısı onlara ait. Şöyle döndük biraz. Bunlar bizim arabalar. Şimdi burada görmenizi istediğim iki şey var. Birincisi bu bizim peçka dediğimiz hem soba hem fırın olan fırınımız, şey sobamız diyeyim. Şimdi o büyük kapağın olduğunu gördüğünüz yer bir fırın. Diğer tarafta güğümün altında olan kısımda şöyle birazcık daha yaklaşayım. Ocak. O ocaktaki yanan ateşin ısısıyla fırın olan kısım ısınıyor. Ayrıca üst tarafında da
mazgallar var. Oradan da yemek pişirebiliyorsunuz. Yani çok uzun bir süre hayatım, çok uzun kısmında köyde kaldığım süreçte şunun üzerinde pişen yemekle karnımı doyurmuştum, çok vardır. Hatta o kadar güzel yanar ki anneannemin evinde onun yanında böyle bir metrelik boşluk olurdu. Oturur orada yatardık yani. O kadar güzeldi. Bu da bir taş fırın. Dün hatta biz geldiğimizde teyzem bunun içinde ekmek pişiriyordu. Burada dışarıda, kimi zaman evlerin içerisinde olur, kimi zaman dışarıda olur. Ama yöntem aynıdır. Ateş yakılır, harlanır. Ondan sonra da artık iyice böyle köz haline, mangaldaki gibi köz haline geldiği zaman da içerisine atılır. Pişirilecek olan şey ekseri ekmek pişirilir. Günaydın. Burası kimisimiz? Bu arada şunları da göstereyim size. Şunlar arkadaşlar. Ceviz. Burada 2-3 tane ceviz ağacı var. Öyle devam edelim. Bu arada horoz tüymüş galiba ama henüz göremedim nerede olduğunu. Sesinize mi uyandım? Geziyor. Hadi gidelim şimdi. Şu motorun römörkü. Motor da şunun içerisinde. Yani motor dediğimiz traktör. Köy olunca tabi böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Bakın şuradakiler. Ağlın içi gözüküyor mu? Günaydın danalar. Bunların hepsi dana. Bunlar gelecek sene kısmetse satılacak. Günaydınlar. Nasılsınız? İyisiniz değil mi? Aferin size. Şu anda geviş getiriyor arkadaşlar. Ha, burası gübrelikti. Pardon. Şurada karşıda da inek ağlımız var. Şimdi danaları sulamaya götürmüyoruz. Ama inekleri sulamaya götürülecekler. Böyle bir saat sonra falan. Az önce sütlerini sağdı eniştem. Şimdi çıkarken gösteririm ama azıcık da şöyle kapıdan göstereyim size orayı. Bak onlar da yemek yiyorlar. Günaydın inekler. Şurada arkada bir tane yavrumuz var. Onları sonra göstereceğim size sulamaya giderken. Şöyle bir de tur atayım. Evet. Şurada böyle bir tepe var ama ben 20 yıldır bu tepeye hiç tırmanmadım. Şimdi havacık da aydınlansın. Kahvaltıdan önce köyün içine doğru da gideceğim. Orayı da biraz çekerim. Ondan sonra bugün annemin doğduğu yere, yani anneannemin dedemin köyüne gideceğiz. Orada ki evimiz biraz yıkık. İçinde uzun zamandır insan yaşamadığı için maalesef ki gün geçtikçe çürümeye, parçalanmaya devam ediyor. Biraz oranın içinde gösteririm size. Biraz da çevreyi göstereyim. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Gündüz efsane sıcak olan bir yer. Şu anda sabah yazında tam böyle üzerinize battaniye alıp uyuyacağınız soğuklukta. Af, hayvan seslerini duyuyorsunuz. Şimdi burası bir çeşme. Aynı zamanda yalak arkadaşlar. Hem insanların, işte önceden evlerde su yokken, bizim köyde gösteririm size. Hem insanlar buralardan su alıyordu. Hem de şurada gördüğünüz yalaklardan da hayvanlara su içiyordu. Bu arada arası sırada görüntü
kararıp aydınlanıyor. Güneş daha yeni doğduğu için böyle bir net aydınlık kısmında değiliz. Şurası arkadaki yer mısır tarlası. Mısırlar olmuş galiba, toplamamışlar diye tahmin ediyorum. Şu ön tarafta biberler var. Şurası biberler. Bizim de köyde ufak bir arazimiz var ama biz onu icar dediğimiz sistemle kiraya veriyoruz. İşte orayı bir başkası ekiyor. Kazancının 1/3'ünü yanlış hatırlamıyorsam bize veriyor. Bizim böyle bir 14 dönümlük bir arazimiz var burada. Yıllar evvel, hatta orada böyle bir kazmışlığım etmişliğim bile vardır. Yani severim öyle aksiyonları da şimdi yapmıyoruz. Şurada da görüyorsunuz arılar var. Eniştemin kardeşi arı besliyor, vallarını satıyor. Şu ağaç bir iğde ağacı ama henüz daha iğdeler olmamış. Akşam baktım daha iyi olmamışlardı, yemedim o yüzden. Evet, evin etrafı bu kadar. Gerisi sonra. Köy içerisine gideceğiz. Azıcık daha hava aydınlansın. Birazcık daha saat ilerlesin. Herkes uyandı. Bu küçük küçük kara. Yıl ışığının önde gideni. Bu da ötekisi. Ne var? Yemek memek yok. Boşuna uğraşma. Yemek yok daha. Bunlar da tıvıklarımız. Tıvıklar. Şimdi inekleri sulamaya götüreceğiz. Evet, inekler sulamaya gidiyor. Bak, bunlar kendi yollarını biliyorlar ha, nasıl gidip geleceklerini. Dur şimdi, burada köpek yavruları da var. İnekçiklerimiz. Ana! Süt içerken. Ama su içerken ben de gideyim onları bulayım. Vallahi elini versin. Çekil lan. Küçü küçü. Gel. Görünüyor da gelmiyor. Gel. Şşt. Gel. Bembeyaz. Dur, beni seni almayacak o. Korkma. Gel buraya, gel. Şşt. Gel. Minik. Alacağım zanneder. İçeri kaçarlar zaten. Bunun yavrusu onlar. Şurada ileride küçük yavrular var da. Gelmiyorlar. Bir yerine gidelim arkadaşlar. Yok, köpek şimdi şey, hayvan şey yapar yavrularına, bir şey yapacağız diye. Bu ısırma mı? Şimdi yavrusuna bir şey yapacağız diye düşünür. Ha, buraya yandan gidelim. Oradan nereden? Altta. Sırnaşık mısın lan sen? Çekil git. Dur orada. Gel.
İşte bak yavrular burada. Azıcık onu çektireyim böyle. Yok yok. Ay şunlara bak. Bir iki tane daha var içeride. Yok üç tane. Dört tane var biri. Daha yeni doğmuş bunlar. Daha yeni yeniler bir hafta. Beyaz. Gidelim inekçiklerimizin yanına. Eve gitmiyor mu? Bak. Gördünüz mü ki? Koşa koşa kendi ağırlarına gidiyorlar. Bu arada merak edenler için söylüyorum arkadaşlar. Tezek boktur. Meşhur laftır bu. Galerisi yoktur. Miktarı çoktur. Ve inanılmaz güzel yanar kurudu mu. Ha bu arada kokmaz da kuruyu bir anlamı. Biraz da size şöyle köy içine doğru gideyim, göstereyim ortalığı. Şimdi köy işleri bitti. Bu saatten sonra tarlaya gidilirse tarlaya gidilir. Gidilmezse akşam hayvanlar ancak tekrar ilgilenir. Şimdi eve geldik. Hadi ben eve giriyorum. Bir de bilgisayar ana motora. Bu Furkan'ın karısı. Furkan karayı çok seviyor. Hatırlıyorsunuz. En son onu video çekecek. O da videosu. Gel Furkan motora binelim gel. Gel motora binelim gel. Şimdi arkadaşlar köydeyiz. Köpekler, kuşlar. Bunun ismi Kara arkadaşlar. Efendim. Gel, bineceğim motora. Hayır. İstemiyormuş teyze. Gel motora bineceğim.
İstemiyormuş. İstemiyormuş. Evet Furkan, Kara'yı sevdin mi bu sabah? Hayır. Bak Furkan Kara'yı böyle seviyor. Alıştı köpek sevmeye. Evet arkadaşlar, kaç yıldır hiç köpek görmüyor. Aslında görüyordu. Furkan azıcık köpeklerden korkuyordu. Ama Kara'yla bu sene çok iyi anlaştılar. O yüzden Kara'yı seviyor. Hayır aslında ben eskideki şu en son gelmiş sarıyı sevmiştim. Brana'yı ben yanlış hatırlamış. Bak Kara da onu özlemiş. Hiç sesini çıkarmıyor. Sevsin bekliyor. Çok tatlı. Çok tatlı. Bak ben seni sonra sabah gördüğüm küçük köpeklerin yanına da götürürüm. Tamam mı? Hadi gidelim artık içeriye kahvaltı etmeye. Evet, burası annemin doğup büyüdüğü evden geriye kalanlar diyeyim. Bir zamanlar gelmekten zevk aldığım, sömestr tatillerimi burada geçirdiğim, yaz tatillerini burada geçirdiğim yer. Video mu çekiyorsun? Evet. Kanala mı koyacaksın? Evet. Ver artık. Nereye geldik biz Furkan? Köye. Babaannenin doğduğu eve. Evet. Oğlum burada ne var lan? Şimdi dur, şuraya bir bakalım. O ne lan? Şu anda önüne bak, bastığın yere de dikkat et ha. Ben gideceğim. Evet. Oo, arka duvar manzara olmuş. Manzara olacak tabii, arka duvar. Hoş geldin. Uf, burada gitmiş. Ha işte bak, ben bunu istiyorum işte. Salam lan. Abla gel, odayı getir. Abla ne yapıyorsun abla? Dur ya. Niye? Bir şey olmaz lan. Açmana mı, gel buraya. Sallanıyorum işte. Yağmur suyu yiyor burada. Yağmur suyu yiyor, bilmem ne yiyor. Belli mi olur bunların böyle? Çatı kalmış şimdi onun efendim. Bunun bile canına otu kalmış. Bu karanlıkta şimdi güneş. Aha dur, burada bir şey var. Ooo, orası da çökmüş. Anne çökmüş. Anne. Tarık. Ha, anneannemin yaşlısı burada. Hadi aşağı katları da gezelim. Şu kapı açılıyor mu? Orası açılıyor. Orası beton. Orada sıkıntı yok. Bu odalar küçükken o kadar büyük gelirdi ki gözümüze. Zannederdik. Bir sürü şey sığar. Geliyorum halacığım. Şimdi ise minicik geliyor. Oysa ki zamanında 5 aile bu evin içerisinde kalıyorduk. Şimdi aşağıdaki bodrum kapısındayım. Bekleyeceğiz. Ben aşağı inmeyeyim. Merdivenler de yüksek. Şş, İndire Gandhi yapılacak bir şey kalmamış mı? Aa, orada makarnalar var mı şey sobanın üstünde? Öyle değil ya. Oğlum onların artık son kullanma tarihi değil, bilmem nesi bile geçmiştir. Bakayım. Alt katı araştırmaya bakayım gidelim. Amcam beğendin mi burayı? Sen burada kal. Çok güzel bir ev. Bak şunu işte sökeceksin. He. Ha, terek diyordun. Terek. Kız terek parçalanmış arkada, baktım ona. Bazı duvarlara müdahale etmeyin. Çınar'cığım dikkatli. Yavaş. Abla Furkan'a mutfağı da göstersene. Gel. Bak bu ne? Bu ne? Koyun çanı. Burası niye böyle? Kilitli. Evet, kapatırız onu tekrar. Bak burası mutfak Furkan. Bir zamanlar tutmuş. Aynen öyle. Şu an anlayamıyorum ama. Bak orası ocak hani. Evet burası. Orada pişiyor diye yemek. Burada biz ekmek pişiriyorduk. Furkan burada ne uyunuyordu biliyor musun? Ulan ekmek mi kalmış burada, bu ne?
Bir şey var onun içinde ama neyse, maceraya girmeyeyim. Evet. İşte burada da şeyler var. Küpler. Başka bir şey yok zaten. İşte burası bizim hayatımızın 20 yılının geçtiği yer. Neredeyse. Şimdi çıkalım. Ev. Şurası mesela tuvalet. Burada balkon korkulukları vardı. Şu anda yıkılıyor. Bu erik ağacı. Burada güzel erik vardır aslında. Hatta yerlere dökülmüş. Burada da bir zamanlar samanlığımız vardı. Bir zamanlar. Evet. Yolculuğun sonuna geldik. Uzunköprü, Gazi Mehmet, en son Aydınlar Köyü'ne uğradık. Şimdi eve dönüş vakti.